Kazım Karabekir, Enver Paşa, Atatürk, Mehmet Akif, terazinin bir tarafında. Abdülhamit bir tarafında. Bir tarafında. Hangisi ağır basar? Hangi ne anlamda? Ağır basar? Neye göre şey yapacağız bunu? İsimlere göre diyor. Tekrar söyleyeyim. Yani... Atatürk, evet. Kazım Karabekir, İsmet Paşa, evet. Enver Paşa, bütün İttihat Terakki Erkanı ve Mehmet Akif Ersoy. Abdülhamit de muhalif. Muhalifler. Tabii. Diğer tarafta Sultanahmet. Hangi tarafta şimdi arabası? 1890'lı yılları düşünürsek veya işte 20. yüzyılın başlarını düşünürsek tabii ki Abdülhamit yani idari anlamda ülkeyi idare etme mantalitesi anlamında baktığımızda Abdülhamit ağır basar tabii ki. Çünkü ülkeyi idare eden odur. İhtiyaçlar nelerdir, neler yapılması gerektiğini en iyi o şekilde bilir. Bu genç nesil henüz hiçbiri Paşa değildir. Mustafa Kemal Paşa değildir. Atatürk'ü zamanın padişahının düşmanı göstermek Atatürk'e yapılmış en büyük saygısızlıktır. Profesör olmuşsun ama tarihi bilmiyorsun diyorlar. Niye Atatürk 2. Abdülhamit'i gençken hiç sevmezdi yani. Bütün itaatçılar. Tabii. Yani tamam. Evet. Hatta bir süre tutuklanması var. Yani evet. Bu isimlerin birçoğu da 2. Abdülhamit döneminde az veya çok tutuklanmış yıldızda bir şekilde sorgulanmış isimler aynı zamanda. Evet.